Sanatçıların harman olduğu Urfa, bu zengin müzik kültürünü bugün İbrahim İyi akşamlar sevgili Duru TV izleyicileri. Bir sağlığa dair programına daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ömer Melik olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamı buraya özellikle istedik çünkü son zamanlarda gerçekten gündemi çok sarsan, çok gündemde olan ama aslında yıllardır hep olan bir şeyi tartışmak için buraya geliyoruz. Sonuçta sağlıkta sağlık hizmeti veren doktorundan hemşiresine, bütün sağlık personellerine herkes aynı zamanda insanlarımızla muhatap olup onlara yardımcı olmaya da çalışıyor. Fakat son zamanlarda da artış gösteren bir şiddet meyili de olmuş durumda. Dolayısıyla biz de bugün bu konuyu işlemek istedik. Hocam şimdi sağlıkta şiddet çok önemli bir konu biliyorsunuz. Siz de Tabip Odası Başkanı olarak aslında sağlıkçıların da ilk aklına gelen isimsiniz. Yani çözüm yolları nelerdir dedikleri zaman ilk başvurduğunuz şeydir. Öncelikle şu an sağlıkta şiddette ne durumdayız? Öncelikle tüm Urfalı hemşehrilerimi ve Duru TV izleyicilerini selamlıyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size ve Duru TV'ye çok teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi biliyorsunuz son dönemlerde hekime yönelik şiddet ve sağlık çalışanlarına şiddet dozu gittikçe artmakta. Ülkemizde sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşanmakta ve ne yazık ki bunun dozu her geçen gün artarak devam etmekte. Gelinen aşamada ise can güvenliği hekimlerin en temel sorunu haline gelmektedir ve biz bunu sahada her zaman yaşıyoruz. Daha yakın dönemde Harran Üniversitesi'nde biliyorsunuz bir doktor arkadaşın başına taşla vurularak neredeyse ölüme varacak bir yoğun bakım düzeyine gelinen bir süreci yaşadık. Ve bunun üzerine de başta Türk Tabipler Birliği'nin Merkez Konseyi ve tüm tabip odalar başkanlarını Urfa'ya davet ettik ve şiddet konusunda toplumdaki farkındalığı ve görünürlüğü arttırmak için bir çalıştay yaptık ve buna yönelik çalışmalarımız devam etti. Dolayısıyla şimdi ülkemizde her gün neredeyse 30'un üzerinde sağlık çalışanlara hekime yönelik şiddet devam etmekte ve bu sayı gün geçtikçe daha artmaktadır. Tabii bu kayıtlara geçen, yani Sağlık Bakanlığı'nın kayıtlarına geçen rakamlar, bu rakamların bundan çok çok daha fazla olduğu aşikardır. Biliyorsunuz yine güncel olarak geçen hafta bir meslektaşımız, psikiyatrist arkadaşımız yine öldürüldü ve bu noktada bir hasta yakını tarafından öldürüldü. Ve bundan sonra bu ölümlerin olmaması, bu şiddet olaylarının olmaması için toplum sadece hekimler değil, sağlık çalışanlar değil, toplumun tüm kesimleri, özellikle vatandaşlarımız bunda başta olmak üzere hepimizin seferber ve dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Şimdi tabii bu çok aslında derin bir konu. Çok böyle nedenleri, gerekçeleri, toplumdaki yansımaları, çalışanlar içindeki yansımaları aslında çok multidisipliner. Yani birçok insanın ruhsal açısını birlikte değerlendirip değinmesi gereken bir konu. Ama tablo medyaya yansıyan ya da görülenden yansıyandan çok daha fazla. Biz ölümcül veya ölümcüle yakın şekildeki şiddetleri sadece belki görebiliyoruz ama her gün neredeyse ya fiili saldırı düzeyinde ya sözlü saldırı düzeyinde zaten bunlar çokça yaşanmaktadır. Evet. Aslında toplum bir nevi buna biraz itilmiş de görünüyor. Yani tabii bu eskiden de mi bu kadar vardı, şimdi mi böyle arttı, ortaya çıkıyor? Bunu da ayrı bir sorun. Peki şu anda neden insanlar buna meyil gösteriyor? Nedir yani bu sağlıkta şiddetin içeriği? Tam da bu noktada çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında sağlık şiddet olaylarını hemen her toplumda rastlıyoruz. Ama hasta ve hasta yakınlarının kaygı düzeylerinin yüksek olması ve sağlık hizmetinin sunumunda güçlüklerin olması nedeniyle zaman zaman sözel, zaman zaman da fiziksel şiddete varan bir takım durumlara maruz kalıyoruz. Tabii burada hastalar ile hekimler karşı karşıya geliyor. Yani hastalar tüm bu sistemdeki aksaklıkların bedelini o an karşılaştığı hekim üzerinden ödetmeye çalışıyor. Ve neticede de bu şiddetin
dozu ve şiddeti gittikçe artıyor. Son dönemlerde aslında çok fazla arttı. Gerek önceleri şiddet olayları acillerde yaşıyorduk. Ama son dönemlerde artık Türkiye'de sağlıkta şiddet hizmetin sunulduğu tüm alanlarda, aile hekimlerinde hizmetin sunulduğu her alanda, dediğimiz gibi yoğun bakımlara kadar yayılmıştır. Sözel şiddet artık olağanlaştı. Artık hekim de bunu meşru görmeye başladı maalesef, normal görmeye başladı. Fiziksel, dediğimiz gibi kaldırım taşlarının kafalarda kırıldığı, öldürmeye varan bir takım şiddet, bunlar gündeme geliyor. Basit darp olayları dahil olmak üzere gündeme gelmiyor. Aslında biraz da bu noktaya bizi getiren sistem, sağlık politikaları ve kışkırtılmış bir hasta sayısı. Acillere baktığınız zaman yılda nüfusun 2013-14 yılları verileriydi sanırım, tam yanlış hatırlamıyorsam, 94 milyon insan acil servise, yani Türkiye nüfusunun neredeyse o dönemin 1,5 katı kadar acil servislere başvuruyor. Tabii bu hasta hekim ilişkisi üzerinde ciddi bir sorun yaratıyor. Neden? Çünkü birim hekime düşen bakacağı hasta sayısı yüzler olunca hastaya ayıracağı vakit de çok sınırlı oluyor ve problemlerin birçok noktası da hekimin üzerindeki bu aşırı iş yükünden dolayı sorunlar ortaya çıkıyor. Ve o anda da dediğimiz gibi hastalar veya vatandaş burada en yakın tepkiyi hekime, sağlık çalışanına göstereceği için, çünkü o anda görünürde onlar olduğu için bu şiddeti onlara yönelik gösteriyor ve sonuç itibariyle de medyada ya da kamuoyunda oluşan şiddet olayları gündeme geliyor. Tabii biz bu noktada Tabipler Odası olarak ne yaptık, ne yapmadık noktasında da şunu söylemek istiyorum. Aslında Türk Tabipler Birliği bugüne kadar sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözümleri konusunda çok sayıda hem çalıştay hem çalışma yapmıştır. Yine sorunun görünürlüğü açısından ve çözümü konusunda her türlü sorumluluğu üstleneceğimizi Sağlık Bakanlığı ve kamuoyuyla da paylaştık. Gerek yerel tabip odaları, gerekse merkez düzeyinde. Aslında bugün her zamankinden daha fazla sağlıkta yaşanan şiddete karşı birlikte mücadele etmeye, az önce dediğim dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyaç olduğu açıktır ve kendini dayatmıştır. Ve başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve siyasi partiler üzere sorumu çözümü konusunda katkı sunacak tüm kurullara işbirliğine hazırdır ve bu konuda da çağrı yapmıştır. Ve dolayısıyla bizim 27 Temmuz'da yaptığımız çalışmada Türk Tabipler Birliği'nin sağlıktaki şiddete karşı çalıştay sonucunda bir bildirge yayınladık. Az sonra da bunun konusunda size bilgi vereceğim zaten. Şimdi tabii aslında çok fazla özellikle sağlıkçılar bu konuya eğiliyorlar. Sonuçta maruz kaldıkları için uğraşıyorlar ama tabii bu işin esas çözümü yasama. Yani yasama kısmına eğilmek gerekiyor ve bu konusunda da iş siyasetçilere de düşüyor. Tabii siyaset olunca da olay tabii bir insanların hukuk devleti veya yasama yönetmeliklerini geçin. Diğer taraftan başka kaygılar da işin içine girince maalesef sağlıkçılar burada ortada ve sahipsiz kalıyorlar biraz da. Bu aslında belki temel nokta burada. Yani sağlıkta şiddetin bu kadar ön plana çıkmasındaki temel nokta burada. Şimdi Tabipler Odası olarak siz neredeyse bu son... Burada yeni göreve geldiniz sayılır. Evet, Çiçeği burnunda 4-5 aydır. Maalesef böyle şiddet gündemiyle geldim. Keşke daha farklı etkinliklerde ve daha güzel durumlarda karşı karşıya gelseydik ve programımıza öyle davet etseydik. Ama maalesef şiddet şu anda kendini acil dayatan bir durum olduğu için biz bu haftayı da aslında sağlıkta şiddet haftası olarak, Türk Tabipler Birliği olarak bazı etkinlikler, kamuoyunu bilgilendirme amaçlı saat 6 ile 8 arasında her gün bir noktada toplumu bilgilendirme amaçlı stand açıp broşürler dağıtmayı planlıyoruz. Hatta bugün Türk Tabipler Odası'nın, Şanlıurfa Tabip Odası'nın önünde şu an arkadaşlarımız toplumu bilgilendirmeye yönelik bu şiddet konusunda hasta ile hekim arasındaki diyaloğu arttırmak, iletişimi arttırmak, empatiyi arttırmak için bu konuda şu an arkadaşlarımız çalışma yürütüyorlar. Aslında şiddete meyilli olan insanlar da genel baktığınızda belki şiddet her zaman için bir suçtur, her zaman için de bir yanlıştır. Ama diyalog eksikliklerinin olduğunu da görüyoruz. Yani bireyin kendisini hekime bile ifade edemeyince bunu şiddetle gösterdiğini de görebiliyoruz. Evet. Yani dolayısıyla aslında toplumda biraz o sıkıntıdan da kaynaklıyor.
Peki az önce bahsettiniz bazı Türk Tabipler Birliği'nin hem de Tabip Odanızın da desteklediği bazı önlem amaçlı, öneri amaçlı bazı noktalar var. Bunlar nedir? Neler yapılmalı? Neler edilmeli? Bu nedenlere nasıl yönelmelidir? Tabii öncelikle doğru çözüm önerileri noktasında bazı şeyler ortaya koymak için sorununu çok net ve sebepleriyle ortaya koymak lazım. Aslında sorun biraz da hasta-hekim ilişkisi gittikçe işletme ve müşteri ilişkisine dönüştü. Son dönemlerde sağlıktaki dönüşüm programı adı altında biliyorsunuz piyasa koşullarına sağlığı terk etmiş. Toplum çok hastalanan ve üzerinden para kazanılan bir sektör haline gelmiştir. Aslında dönüştürülmüştür. Hasta-hekim ilişkisi işletme-müşteri ilişkisine dönüştürülmüştür. Aslında beklediğini bulamayan, memnun olmayan müşteri yani burada hasta zaten bir sürü para kazanan gözünde hekimi o noktada suçlu ilan edip ve müşterinin istediği hizmeti vermeyen doktora anında cezasını kesmekte. Sebeplerden biri bu. Ve hekimlerin ve sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırılması, değersizleştirilmesi gerek medya üzerinden dizilerle, reklamlarla veya zaman zaman yazılı basında izlediğimiz doktor hataları noktasında yeterince bilgi sahibi olmadan bir takım haberlerin yapılması toplumu hekimlere karşı ciddi anlamda bir ön yargıyla beslemektedir. Bu noktada da sorunlar bunlar olduğundan dolayı önce bu performans sisteminin aslında bir an önce terk edilmesi lazım. Hekimler bir yarışa binmiş gibi her gün 100, 120, 150, 200'e varan hasta sayısıyla karşı karşıya. Burada hekim de insani koşullarda çalışmamakta, hasta da insani koşullarda bakılmamakta. Oysa ki nitelikli sağlık hizmeti olabilmesi için bir hekimin günlük poliklinik sayısı maksimum zaten Sağlık Bakanlığı'nın verileri de bu 60'tır. Yani ülkemiz şartlarında ama bunun 2-3 katı bakıldığında dolayısıyla hekimin hastaya yeterince zaman ayıramaması ve dolayısıyla hekimin bu noktada mevcut gelen hasta sayısının bitirilmesi noktasında üzerinde baskı hissetmesi dolayısıyla bu sorunun temel sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Aslında burada iş dediğiniz gibi hükümetlere düşmekte. Yani hükümetler bu algıyı değiştirmek için bir takım sistemde olsun, politikalarda değişiklikler yapmaları gerekiyor. Burada medyaya büyük sorumluluk ve iş düşmekte ve bu noktada hekimlerin toplumun sağlığını iyileştirmeye yönelik ve bu konuda en azından toplumun daha gerek bireylerin gerek toplumun daha iyi bir noktaya gelmesi için emek sarf eden insanlar olduğunun vurgulanması gerekiyor. Eğer hekimler patron ve müşteri memnuniyeti için daha çok hasta bakma, işlem yapma baskısı altında yaşarlarsa belli bir süre sonra tükenmişlik sendromu yaşanıyor. Ve bu noktada hekimlerde de belli bir süre sonra hastayı değerlendirme yetisini kaybedebiliyor. Bunlar tabii ki önemli. Çözüm önerileri noktasında ise hastanelerde hasta bence hakları kurulları oluşturulmalı. Ve bu kurullarda sağlık çalışanlarının meslek örgütü temsilcileri yer almalı. Bağımsız çalışmalara olanak sunulmalıdır hastanelerde. Bunlar gittikçe işlevsel bir duruma getirilmeli. Yani hasta hakları var ama içi eğer boşsa, çok bu konuda çalışılmıyorsa bir anlamı yok. Bunlar dediğim gibi fonksiyonel hale getirilmeli. Ve hasta haklarının ihlallerinin nedenleri araştırılmalı ve nasıl ortadan kaldırılması noktasında tartışmalar yürütülmelidir. Bir de taşeron, son dönemlerde biliyorsunuz şu an yardımcı sağlık personelinde, hemşirelerde taşeron var ama hekimlerde de aslında fiili bir taşeron çalışma sistemi var. Çünkü performansınız düştüğü zaman maaşınız azalıyor ve dolayısıyla alacağınız ücret azalıyor. Bu konuda da günlük geçiminizi sağlayacak sağlayamıyorsunuz ücreti. Sağlık kurumlarında sağlık hizmetinin gerektirdiği niteliklere sahip özlük hakları korunan ve iş güvencesine sahip sağlık çalışanların istihdamıyla demokratik bir ortam yaratılması gerekiyor. Bu yönde çalışmalar yapılması gerekiyor. Her kurumda işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önlemler alınmalı ve çalışanlar bu konuda söz sahibi olması gerekiyor. Yani aslında burada ortak yani her şey aslında bu söylediklerinizin hepsi ki güzelce de belirtmişler ortak. Yani burada bir taraf yok. Yani hekim tarafı, sağlık çalışanı tarafı, hasta tarafı yok. Yok. Yani doktorların da istediği, sağlık çalışanlarının da istediği, Türk Tabipler Birliği'nin de burada söylediği
hastalarla beraber ortaklaşa bir çözüm bulalım. Birbirimizi anlayalım, diyalog yollarını açalım, diyalog kanallarını açalım. Bu isteklerin hepsi aslında bunu gösteriyor. Kesinlikle. Ve eğer buna rağmen yine de bu mail varsa bunu yasama yoluyla halledelim diyor. Evet. Ya kim tarafından da varsa kötüye bir kullanım veya hasta tarafından da varsa bunun yaptırımları olsun. Veya hekim dediğiniz gibi hastaya çok bakmak için veya performans sistemi bakmak için zorlandırılmaması gerekiyor. Çünkü sonuçta sağlığın bir performansı olmaz. Sağlıktaki tek performansınız kalitedir. Kesinlikle. Hastanıza baktığınız kalitedir. Baktığınız hasta sayısı değildir. Bu çok basit bir denklemdir ama maalesef şu anki performans sistemi sağlıktaki önem veriyor. Niceliğe önem veriyor. Evet. Bu da tabii ki sorunu doğuran nedenlerden sadece biri diyelim. Toplumdaki biraz özellikle Doğu toplumunda da olan bir çeki bu. Tabii ki biraz eğitimsizliğin olması, sosyoekonomik düzeyin düşük olması da her şeyi arttırıyor. Bugün tabii ön hekim bu arada Dünya Ruh Sağlığı Günü. Buradan bütün psikiyatri camiasının ve sağlık çalışanlarının ve tüm aslında vatandaşlarımızın da gününü kutluyorum. Bugün onların da çok güzel aslında bildirileri vardı. Her şey sizin için, hastamız için diye güzel de şeyler hazırlamışlardı. Size daha iyi bakmak için daha az çalışmak istiyoruz ve daha iyi kaliteli bakmak istiyoruz diyorlar. Çok da haklı istekleri var. Şimdi bu şiddetle ilgili neler peki? Yani şimdi peki bu böyle giderse nasıl sonuçlar? Bir de aslında işin bu kısmı da var. Evet. Ve şu anda neler yapılmalı, neler edilmeli? Var mı gündemde olan şeyler? Evet. Şimdi tabii ki sorun mevcut durumuyla devam ederse ve herhangi bir adım ve bu noktada yasal anlamda, yasama anlamında atılmazsa bu ölümlerin devam edeceği, bu darp olayların devam edeceği aşikardır. Şimdi Türkiye'deki sağlık sunumunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması her gün yaşanan ve tüm çabalarımıza rağmen kamuoyunca ne yazık ki giderek kanıksanır hale geldiği aşikar. Hepimiz bunu biliyoruz. Şimdi bu noktada bir takım adımlar atılması lazım. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi sadece bir ayağı doktorlar değil. Yani bunu tüm ayaklarıyla ortaya koyup gerek hasta yönünden, gerekse Sağlık Bakanlığı yönünden, gerekse biz meslektaşlarımızın temel örgütü olan Türk Tabipler Birliği'nin öncülüğünde bunların hepsinin bir araya gelip ortak çalışmalar yapması ve toplumu bu konuda bilgilendirme başta olmak üzere farkındalık yaratma. Aslında hekimlerin onların düşmanı olmadığı, onların dertlerine derman olacağı insanların olduğunu yeniden onlara bir şekilde bu konuyu hissettirmemiz lazım. Tabii hekimler bunu yaparken empati de yapmalı. Zaten ben şunu hiçbir zaman hiçbir hekim arkadaşımızda da görmedim. Hekimler her hastayı ön yargısız, inancı, ırkı, dili, dini ne olursa olsun bakıyorlar ve dolayısıyla hastaya empati yaparak sanki bir yakınıymış gibi, ben bir pediatrist olarak kendi adıma söyleyeyim, yani her çocuğu kendi çocuğummuş gibi muayene etmeye çalışıyor ve tüm meslektaşlarımızın da bu duyarlılığa sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki hastaların kaygılarını anlıyoruz. Acil vakalar olabilir, bir takım eksiklikler olabilir ama geri dönüşsüz bir takım sorunlar olduğunda da bunların tabii ki hesapları sorulmalı. Ama bunun hesabı sorulurken yasal yollarla, hukuki yollarla sorulmalı. O an kendi hani hukukumuzu, kendi adaletimizi yerine getirip darp veya öldürme şeklinde hiçbir toplumda veya dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmeyecek uygulamalar olmamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporunda çok ciddi sorun olduğu tespit etmiş ve durumun ciddiyeti üzerinde aslında geçmişte bir takım çalışmalar da yapılmış ve en üst düzeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunlar belgelenmiştir. Çok önemli ve acil çözüm bekleyen bir sorunla karşı karşıya olduğumuz herkesin kabul ettiği bir durum zaten. 2013'ün Ocak ayında üzerinden 5 sene geçmiş. Bu süreç boyunca sağlıktaki şiddet durmak ve azalmak bir yana gittikçe de artmış ve pervasız hale gelmiştir. Yani yaygınlığı artarken işte dediğimiz gibi Şanlıurfa'daki arkadaşımızın, yoğun bakımlık olan arkadaşımızın son dönemde olduğu gibi bu şiddet olayları her gün toplumun her kesiminde karşı karşıya gelmiştir. Yani biz bu noktada Tabipler Birliği'nin buradaki
en temel somut önerilerinden biri sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasıdır. Sağlıkta şiddet yasası ne demek? Kamu hizmeti sunan sağlık çalışanlarına, hekimlere yönelik herhangi bir darp, fiziksel travma veya öldürmeye kast yönelik şeyde en az 2 yıl olmak üzere 2 yıldan 4 yıla kadar cezalandırılması ve bu noktada bunların en azından toplumun caydırıcı olma noktasında etkili olacağını düşünüyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sunulan yasa tasarısı önerisi yaklaşık 4-5 yıldır bekliyor. Ve Sağlık Bakanlığı'nda defalarca en azından bu konuda görüşülme noktasında bunların gündeme gelmesini istememize rağmen Türk Tabipler Birliği'ne henüz yeterince net bir cevap verilmiş değildir. Şimdi aslında bu da işin bir garip tarafı. Yani bir yasama kurumu ciddi sorun olarak da komisyonun tespit ettiği bir konuda bir yasa ve kanun teklifi de hazırlıyor. Ama bunu bekletiyor. Yani bu bir sorun. Bir suçlu var ortada. Ve bunların da cezalandırılması ya da kanunlarla, caydırıcı cezalarla bunların önlenmesi gerekiyor. Ama burada gördüğümüz kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu ana kadarki izlenimimiz kadarıyla daha çok bekletilme yönünde. Yani aslında çok da sıkıntılı bir şey ama yani bekleyebilir gibi bir şey çıkmış. Tabii son Sağlık Bakanı'nın açıklamaları biraz daha ivediyle işin çözüleceğini belirtti. Yasama yılı açılır açılmaz ama tabii bunu da bekleyip görmek gerekecek yani açıkçası. Çünkü hekimlerin maruz kaldığı aslında her bir gün geriye dönüşsüz olayları da yapıyor. Çünkü sonuç olarak hekimi meslekten soğutuyorsunuz, çalışanı soğutuyorsunuz, hastayı o yola daha çok teşvik ediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla aslında bütün kanalları daha da derinlemesine açıyorsunuz yani. Toplum içinde de büyük şeyler sergiliyor bu. Biraz daha insanlarımızın anlayışlı, diyaloğa açık olması gerekebiliyor. Biraz Urfa'nın da yapısı aslında mesela sert. Şimdi tabii bütün Türkiye'de var bu ama Urfa'daki insanlarımızdan biraz daha hani işlerinin çabuk görülmesi, hemen halledilmesini isterler ama hastaneler maalesef öyle değildir. Hastanelerde tetkik sürer, tedavi sürer, doktor tanı için bekleyebilir, iyi değerlendirmek isteyebilir, hemen tanı koyamayabilir. Bizim aslında daha çok bir oto tamircisi muamelesi görünce doktor, yani hocam akü bozulmuşsa aküyü değiştir, motor bozulmuşsa rektefeye kaldır. Olmuyor işte, maalesef sağlık öyle bir şey değil. Çok daha farklı bir şey. Kesinlikle burada da size katılıyorum. Yani şöyle bir durum var. Hasta geldiğinde sorunun bir an önce çözülmesini, aslında hastaların bu noktada birbirlerine karşı da biraz saygı noktasında eksikleri görüyoruz. Yani araya bazen acil olan hastaya müdahale ederken işte acil olmayan hastanın bir an önce işinin bitmesi için hekim üzerinde baskı kurması, artı sanki hekimin elinde sihirli bir değnek varmış gibi, bir sihirbaz gibi bir an önce iyileştirmesi ve evine gönderme, sorunun bir an önce çözümünü bulma noktasında, bu da tabii hasta ile hekim arasındaki sorunlardan temelini oluşturuyor. Az önce de dediğimiz gibi zaten sağlık çalışanına yönelik şiddeti artıran unsurlardan biri de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacaklarının düşüncesidir. Eğer Türk Tabipler Birliği tarafından önerilen Türk Ceza Kanunu'nda caydırıcılığı temel olan düzenleme mesela acilen yapılmalı. Az önce de dediğim gibi sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline sağlık sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır yasasını önermiştir. Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranda da artırılır. Çünkü siz bir hekime veya bir sağlık çalışanına darp ettiğinizde diğer hastaların, acil olan hastaların bakımı aksıyor. Ve bazen hastalarda geri dönüşsüz olmayan, ölüme varan bir takım müdahaleden, gecikmeden dolayı bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. İşte bu darp eden kişinin de bunun bilincine varması lazım. Bunu hissettirmek lazım. Bunun en temel sebeplerinden biri de bizim toplumumuzda maalesef caydırıcı gücü olan yargı sistemidir. Keşke eğitimle, şeyle, bu uzun vadeli bir şey aslında. En sağlıklısı da eğitim, insanları bilinçlendirmek, medyasıyla, STK'larıyla yani sivil toplum kuruluşlarıyla seferber olup
bu şiddet olayına topyekün bir mücadeleyle çabalamak gerekiyor. Yani bu konuda çalışmalar yürütmek gerekiyor. Yani bu konuda medyanın, özellikle hekimleri derinden yaralayan, basın meslek mesela ilkeleriyle bağdaşmayan yayınlara yer vermemesi çok önemli. Ve sorumlu ilkeli yayın yapması, ayrıca sosyal medya kullanıcılarının da daha dikkatli olması. Mesela şiddet noktasında bazen sosyal medya noktası incelediğimizde bazı vatandaşların bu şiddeti neredeyse kutsayan bir takım, neredeyse öven bir takım açıklamalar ve bu konuda da bunların suç duyurusunda bulunması. Çünkü insanları şiddete teşvik eden bir takım açıklamalar yapılması. Özellikle darp, mesela son dönemlerde Urfa'da darp edilen arkadaşın noktasında sosyal medyada da bunun hak ettiğini, aslında orada neden ölmediğini, neden öldürülmediği noktasında bir takım sosyal medyada açıklamalar yapıldı. Ve tabii okuyunca insanların tüyü diken diken oluyor bu noktada. Şiddet hiçbir zaman kimden gelirse gelsin tasvip edilemez, meşru görülemez. Dolayısıyla bu bir hekimden de gelse, sıradan bir vatandaştan da gelse, herhangi birisinden de gelse asla kabul edilemez. Şiddetin meşru hiçbir zaman olmaz. Zaten aslında sadece sağlıkta değil, son zamanlarda toplumun gördüğümüz birçok alanda da şiddet olayları artmış durumda. Mesela geçen gün bir trafik polis memurunu dövmüş vatandaşlar. Öbür taraftan su idaresindeki veznedarı su fiyatını beğenmediği için dövmüş adam. Yani aslında genel olarak dediğiniz gibi bu işin esası, kökten çözümü eğitimle, uzun süreli bilgilendirmeyle olur. Ama kısa vadede bu işin çözümü ise şu anki toplum yapısına göre yasalarla, caydırıcı cezalarla olur. Caydırıcı ceza bir toplumda maalesef medeni bir kanun değildir. Ancak eğer toplum caydırıcı cezayla ancak cayabiliyorsa, o kadar eğitim seviyesi buna yetmiyorsa mecbur gerekir ve şu anda da durum onu gösteriyor. Ama uzun vadede eğitimler gerekecek. Kesinlikle. Tabii topluma. Aslında bu şiddet olayları okullarda da bence okutulması gereken, çünkü yeni nesiller açısından çok önemli ve gittikçe de gündemde en baş sıralara oturan. Bu bazen günlük hayatımızda, toplumsal hayatımızda sadece dediğimiz gibi bizim konumuz sağlıkta şiddet olduğu için biz bunu bugün işliyoruz. Oysa ki dışarıda kadına şiddet uygulanıyor, sıradan vatandaş, yani toplum ilişkilerinde de ciddi bir gerginlik olduğunu ve bu noktada bu şiddet üzerinde bir takım çalıştaylar yapılması ve yeni nesillerin bu konuda bilgilendirilmesi için okullarda da dersler okutulabilir. Bu aslında uzun vadeli toplumun rehabilitasyonu açısından da önemli bir adımdır. Uzun vadede gerek medyasıyla, gerek dediğimiz gibi toplumda önder rol alan insanlar olan siyasiler, sanatçılar, toplum tarafından kabul gören uzmanların sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz söylemlerde bulunmamaları, özellikle hem mesleki saygınlığın korunması hem de bireylerin sağlık hizmetlerinden mümkün olmayan beklentilerine girmelerini engelleyerek şiddet biraz daha azalacaktır. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi, yani günümüzde uzun vadeli düşündüğünüzde eğitimi en başa koymamız lazım. Toplumun bu konuda bilgilendirilmesi, farkındalığının yaratılması ve bu noktada hekimlerin ve sağlık çalışanlarının topluma yardımcı, bu konuda destek olduğunu hissettirilmesi. Tabii biz hekimlerin de belki eksikleri bu noktada olacaktır. Öz eleştiri noktasında biz bunu her zaman vermeye de hazırız. Ama kısa vadede de dediğiniz gibi caydırıcı olması açısından da kamu hizmeti veren, özellikle sağlık konusunda en önemli, hayatımızın biliyorsunuz sağlık en öncelikli konusu. Bu konuda bize yardımcı olan, destek olan başta hekim ve sağlık çalışanlarında da biz vatandaşların görevi de onlara yardımcı olmak. Onları darp ederek elimizden, aslında bu bir cezalandırmadır, bir çözüm de değildir. Diğer insanların da sağlık hizmetinden o anda faydalanmalarını engelliyoruz. Dolayısıyla sadece hekimi orada cezalandırmıyoruz, diğer hastaları da cezalandırmış oluyoruz. Böylece diğer hastalar da sağlık hizmeti sunumundan da mahrum kalıyor. Bu yönüyle de değerlendirmek lazım aslında bazı şeyleri. Şimdi aslında hasta başvurduğunda şunu düşünüyorum. Şimdi hekime başvurdum.
ve benim bir sorunum var, bu sorunun çözülmesini istiyorum. Ve hekim de bunu değerlendiriyor, çözüm yollarını, tanı yollarını sunuyor ve en son çözüm yollarını sunuyor. Çözüm yollarına göre bu hastalık veya şikayet geçebiliyor veya geçmeyebiliyor. Evet. Veya süreç uzayabiliyor veya tanı konmayabiliyor. Bunların hepsi muhtemel sonuçlar bunun neticesinde. Mutlaka başvurdum, iyileştim, olacak bir durum yok. Ama mesela özellikle mesela sosyal medya yoruma bakıyorum. Yani hekime başvurdum diyor. Şu şikayetim vardı ama iyileşmedi, geçmedi. Geçmeyebilir. Evet. O zaman bu şiddet gerektirir mi? Yani siz manava gittiğinizde elma istediniz, kalmadı. O zaman manavsın, başka ne işe yararsın? Elma da yoksa deyip manavı dövmüyoruz. Evet. Yani hekime de gittim, iyileşmedim. O zaman hekimi döveyim de aynı şekilde olmuyor. Yani kendi yaptığımız işten de pay biçeriz. Bir oto tamircisi bile yani her gelen aracı dört dörtlük yapıp göndermiyor. Yapacağı şey var ki bu bir insan. Ve bunun çok büyük zorlukları da var. Ama burada hekime de yeterli alan ve zaman bırakılıyor mu? Şimdi bu kısmı da var işin. Bırakılmadığı için hekim belki de bu kesinlikle şeyi yapamıyor. Yani bu konuda haklısınız dedim ya. Yani polikliniğe yaklaşık 100-120 hasta geliyor. Aslında her hastaya uluslararası standartlar bir en az bir 10-15 dakika ayırmak gerekiyor. Bu 10-15 dakika içerisinde aslında siz hastayı yeterince bilgilendirdiğinizde ve gerekli muayene ve tetkikleri yaptığınızda bu noktada hasta da anlayışlı olabilecektir. Yani hiçbir hastanın bu noktada sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Ama maalesef sistem dediğimiz gibi performans sistemi öyle bir hal almış ki günlük hekim yaklaşık 120-150 hastaya bakıyor. Onu 5 dakikayla çarpsanız bile nereden baksanız 750 dakika. 750 dakika demek şu anda 12 saat. Bir hekimin çalışma süresi ise 8 saat. Tabii bunun yanında şöyle hekimlerin çalışma koşullarını da hastalara biraz anlatmak lazım. Mesela ben çocuk hastanesinde çalışıyorum. Yeni doğan servisinde 100 bebeğe bakıyorum ve 24 saat nöbet tutuyorum kesintisiz. Ve bu 24 saat içerisinde yoğun bakım hastaları en ufak bir ihmal veya bir şeyde ciddi sorunlar açık. Dolayısıyla 24 saat bir insanın çalışma koşulları açısından ciddi bir süre ve sıkıntıdır. Bunların şu açıdan anlattım. Hekimin çalışma koşulları da çok ağır. Vatandaşın ve hastaların da bu konuda bunları göz önünde bulundurarak sadece sorunların hekimlerle çözülemeyeceğini, sistemle olacağını, yani sağlık sistemindeki bu politikaların biraz gözden geçirilmesi gerektiğini, performans sisteminin terk edilmesi gerektiği noktasında hekimlerle beraber bu konuda çaba sarf etmeleri lazım. Dolayısıyla bir de bizim Şanlıurfa'nın da şöyle bir özelliği var. Doğurganlık oranı yani bebe oranı çok yüksek. Yılda yaklaşık 65-70 bin bebek doğuyor ve Türkiye'de birinci sırada şu an. Ve dolayısıyla buna yönelik yetersiz anlamda bir sağlık personel anlamda, hekim anlamında yetersiz sayıda meslektaşımız var. Ve 10 kişilik yapacağı işi 5 hekimle yürütmeye kalkıyoruz. Tabi burada ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Sağlık gibi böyle önemli ve dediğimiz gibi bizim temel sorunumuz olan hayati bir olayda da aslında tasarrufun olmayacağı. Eğer burada 10 hekim çalışması gerekiyorsa 10 hekim. Ya 20 tane hemşire çalışması gerekiyorsa 20 hemşire. Eğer siz bunu daha az sayıda yürütmeye kalkarsanız ve performans sistemini ön plana çıkarırsanız bu sorunlar hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktır. Burada da şunu da demek istiyorum. Bazen de az önce dediğimiz gibi kışkırtılmış hasta sayısı. Yani bir acile bir grip için gidilmemeli. Acil noktasında olması gereken şeyler bellidir. Yani bir grip veya bir baş ağrısı için acilde yer işgal edilmemeli. Bu sefer acil olan hastalar kaçmaya başlıyor. Yani siz poliklinik hastalarıyla uğraşırken o an müdahale edilmesi gereken, acil müdahale edilmesi gereken hastaların mağduriyetleri ön plana çıkıyor. Dolayısıyla vatandaşlardan da beklentimiz özellikle acillere başvururken temel basit şeyler için hani günlük poliklinikte çözülebilecek veya aile sağlık merkezlerinde çözülebilecek sorunları orada çözmeleri, eğer çözülmüyorsa daha üst ikinci basamağa gitmeleri noktasında daha hassas davranmalarını bekliyoruz açıkçası. Aslında toplum temelimizin yani geçmişine baktığımız zaman da bu yoktur. Mesela eskiden bu toprak coğrafyada yaşayan insanlar da genelde dirençli. Köylerimizde, babaannelerimize baktığımızda kendi yöntemleriyle hastalıklarını, basit hastalıklarını geçirirlerdi. Basit bir soğuk algınlığı tutun, bir burun akıntısını tutun, bir boğaz ağrısını tutun.
aslında insanlar bunu basit evde nasıl geçirebileceklerini bilirler. Şu an Avrupa'nın birçok bölgesi de böyledir. Yani hasta olmamayı öğreniyorlar. Hasta olunca basit nasıl müdahale edeceğini öğreniyorlar. Hekime ne zaman gideceğini biliyorlar. Şimdi acil servisteki biri bir anda bir kalp masajı yaparken öbür tarafta 10 senedir kolu kaşınan birini aynı anda muayene etmek zorunda kalıyor. Evet. Şu anki seviyeler öyle. Şimdi acil başvuru sayılarımız var. Yani her bir vatandaşımızın neredeyse yılda 6 kez başvurmuş gibi acile herkesin bir sayılar var. Evet. Sadece Şanlıurfa'daki doğurganlık oranlarına bakın, Yunanistan'la yarışıyoruz. Daha fazla. Ama Yunanistan kadar doktor var mı Urfa'da? Yok. Bence bir Antep'in ilçesi kadar yok yani. Ama maalesef arz talep meselesi de var. Şu anda ben nöroloji hekimiyim. 1,5 milyon Urfa'nın nüfusu var. Merkez nüfusu 800-900 bin civarında. Merkezde 7 tane nöroloji uzmanı öyleymiş, var. Her 100 bin kişiye neredeyse bir nöroloji uzmanı düşüyor. Bu çok ciddi sorunlar aslında, sayı olarak hekimler için de öyle. Tabii iş yükünüzü arttırıyor. Günlük bir poliklinik sayınız vardır. Yani belki 20-30 tane nöroloğun yapacağı işi siz 7 kişiyle bunu ve şu da var. Yani 200 kişi eğer polikliniğe başvuruyorsa siz 199'a bakma gibi bir şeyiniz yok. O 200'ü de bitirip öyle sonuçlandırıp öyle polikliniği bitirmeniz gerekiyor. Maalesef böyle bir durum da var. Bizim tabii vatandaşlardan beklediğimiz biraz daha bu konuda anlayışlı, daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Biz son dönemde de Türk Tabipler Birliği olarak gerek Şanlıurfa Tabip Odası, aklı, yüreği ve gözü hekimlerimizin üzerindedir. Onlara yönelik şiddet, hekimlik ve insanlık değerlerine yönelmiştir. Böyle kabul ediyoruz, böyle görüyoruz. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğimizi de söylüyorum ve sağlık alanındaki şiddet durdurana kadar da mücadelemizi devam edeceğiz. Yasal anlamda, hukuksal anlamda. Yani bu Türk Tabipler Birliği'nin şiarıdır. Maalesef dediğimiz gibi hekimlerin aslında gündeme gelmesi, şiddetle olması hepimizi üzmektedir açıkçası. Keşke toplumu daha çok bilinçlendirecek konularla insanların önüne çıkarabileceğiz. Burada kısaca şunu da söylemek istiyorum. Aslında burada sadece hekimlerin üzerinde değil, toplumun üzerinde, vatandaşların üzerinde ciddi sorumluluklar vardır. Siyasilerin, sanatçıların, dediğimiz gibi toplumda rol model oynayan insanların, siyasilerin ve toplumda kabul gören insanların bu noktaya dikkat çekmelerini bekliyoruz. Ve sağlık politikalarını tekrar gözden geçirilip bu hekime şiddet noktasında Tabipler Odası'nın yaptığı çalışmalarını gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse hükümet düzeyinde ciddi olarak muhatap alınıp bu konudaki çözüm önerilerimizi bir an önce yasallaşma düzeyinde devreye sokmalarını bekliyoruz açıkçası. Bu konuda bizim ayın 17 Ekim'de Türkiye'deki tüm tabip odaları başkanları ve merkez konsey üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek ilgili bakanla, Sağlık Bakanı'yla görüşmeyi talep ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor. Yani gerçi inşallah umarım arayışlarınızda sonuç bulur. Çünkü çok da uğraşıyorsunuz. Hem Türk Tabipler Birliği olarak hem de ticaret tabip odaları olarak bu işin peşini bırakmıyorsunuz. Ama tabii sonuçlanması için hakikaten duyarlı olması gerekiyor. Aslında ufkumuz, düşüncelerimiz, hayallerimiz çok daha ötede. Yani çok daha güzel işler, kaliteli işler yapmaya çalışıyor hekimler burada. Sağlık politikalarımızdan uluslararası sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani bu düşüncelerimizden maalesef bunları tartışır hale gelmekte üzüntü verici bir durum. Evet, en sonunda da Urfalı hemşehrilerime burada seslenmek istiyorum. Gerçekten biz hekimler acillerde, polikliniklerde ciddi iş yüküyle karşı karşıyayız. Gelen her hastayı dediğimiz gibi yakınımız, annemiz, babamız, çocuğumuz şeklinde değerlendiriyoruz. O konuda tabii dediğimiz gibi aşırı yükten ve bazen uzun çalışma saatlerinden dolayı tükenmişlik olabilir. Bazen bir gülümseme, tebessüm tabii ki çok işe yarayacaktır ama 24 saat sonunda bir tükenmişlik, bir gerginlik olabilir. Ama hemşehrilerimizden de şunu bekliyoruz. Hastaneye başvuran hiçbir hasta kesinlikle geri çevrilmiyor. Öyle bir şeyimiz de yok zaten. Sadece onlardan sabır, hoşgörü ve bu konuda biraz daha anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Yerelde en azından tüm Türkiye içinde. Aslında toplumumuzda en büyük ihtiyaç olan bir hoşgörü kavramını yeniden kazanmamız, yeniden insanların birbirini anlaması, empati yapması ve bu noktada
Eğer bir yakını doktorsa o hastanın yaklaşımı daha farklı olabiliyor. Çünkü çalışma şartlarını biliyor. Hekimlerin nasıl canla başla 24 saat onların çocukları, anneleri, babaları için, eşleri için çabaladıklarını görüyor. Dolayısıyla yakını, oğlu veya herhangi bir yakını doktor olduğunda veya sağlık çalışanı olduğunda bizleri bu noktada daha iyi anlayabiliyor. Bu duyarlılığı aslında tüm vatandaşlarımızdan, tüm hemşehrilerimizden bekliyoruz. Tekrar burada şahsınızda ve Duru TV'ye teşekkürlerimizi iletiyorum Tabip Odası olarak. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah ilerleyen programlarda çok çok daha güzel konularla karşınıza İnşallah. Çıkarız. Evet. Ve hemşehrilerimize bu konuda bilgi veririz. Bir takım bu konuda merak ettiği konular varsa o konularda da bilgilendiririz. Ömer Hocam çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok doyurucu oldu. Umarım faydası olur. Hem sağlık çalışanlarımız hem de hastalar, hasta yakınları bunları güzelce dinleyip iyi dersler çıkarmışlardır. Sonuçta çok da konuşmak istemediğimiz konular ama maalesef kaldık. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Dediğimiz gibi bizim de Türk Tabipler Odası olarak ayın 17'sinde yani bu ayın 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz olacaktır. Özellikle en acil konu olan bu sağlıktaki şiddet konusunu gündeme getirip bu konudaki yasa tasarısını bir an önce meclise gelmesi için ve bunun yasalaşması için girişimlerimiz olacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımızdan bize destek olmasını ve bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim Ömer Hocam. Sağ olun. Evet sevgili Duru TV izleyicileri, bugün maalesef çok da konuşmak istemediğimiz bir konu, sağlıkta şiddeti konuştuk. Süreç bizi buraya getirdi. Ama insanlarımız, bu coğrafyanın insanları her dönem zorlukların altından kalkmış, toplumdaki olumsuzlukları yok etmiştir. Bunu da hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak, hastalar, hasta yakınları, toplum ve siyasiler olarak el ele verip çözebileceğimizi, çözüm yolları olduğunu gördük. Uzman Doktor Ömer Melik, Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı konuğumuz oldu. Bizi de çok aydınlattı. Kendisine teşekkür ederiz tekrar. Sonraki hafta yeni bölümlerimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.